Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Değerli izleyenler, çok uzun yıllar Türkiye'de un üretimine hizmet veren ve tarihi niteliği olan Azmi Milli, Aksaray Belediyesi'nin dev projesiyle yeniden hayat buluyor. Azmi Milli Un Fabrikası'nı ve bölgeyi yeni baştan tasarlayan proje çalışmaları aralıksız devam ederken yapılan çalışmalarla birlikte değişim yüzünü göstermeye başladı. Mevcut hali son derece karmaşık olan bölge bütünüyle bir değişimden geçecek. Bir sanayi müzesine çevrilen fabrikanın etrafı sosyal pek çok donatıyla zenginleştirilecek. İçerisinde yeşil alanların da olacağı Azmi Milli projesinde kadınlar, çocuklar ve engelliler için özel bölümler yer alacak. Bugüne kadar şehirde yapılan en büyük çalışmalardan birisi olacak olan projeyle bir tarih adası da ortaya çıkacak. Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi köprüler, konaklar, medrese ve hamamı bünyesinde barındıran bölge icra edilecek projeyle Aksaray'ın değişen yüzü konumuna gelecek. Tarihe duydukları derin bağlılığın bir yansıması olacak çalışmanın Aksaray'ın geçmişiyle geleceği arasında köprü kurmak anlamına da geldiğinden söz eden Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, projenin içerisinde sosyal ihtiyaçları karşılayabilecek modern detayların olacağını, bununla birlikte tarih dokusunun da en üst ölçüde korunacağını belirtti. Sosyal etkinlikler kapsamında birçok proje imza atan Aksaray Belediyesi yine eşsiz bir konserle gönülleri fethetti. Konsere gelen her bir konuğun karanfillerle karşılandığı salonda kulakların pası silindi, gönüller mest oldu. Aksaray Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Öğretmenler Günü haftası dolayısıyla özel bir konser programı düzenlendi. Aksaray Kültür Merkezi'nde düzenlenen konser yoğun ilgi gördü. Aksaray Belediyesi Müzik Topluluğu ve TRT sanatçısı Gönül Onar'ın sahne aldığı Yeşilçam Şarkıları konserinde Türk sinemasının unutulmaz filmlerine sembol olan ve gönüllerde yer eden Yeşilçam film şarkıları seslendirildi. Duygu dolu konserde zaman zaman yaşanan coşkulu anlara dinleyiciler de eşlik etti. Konser programının sonunda Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, sanatçı Gönül Onar ve Aksaray Belediyesi Müzik Topluluğu grubuna çiçek ve hediye takdim etti. Bağımlılıklarla mücadele alanını genişleten hükümet uluslararası platformda çalışmalarını sürdürüyor. Yeşilay 4. Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı ile ilgili çalışmalarda korkutan tablo açıklandı. Sizce teknoloji bağımlılık getirir mi? Getiriyor. Peki siz teknoloji bağımlılığı mısınız? Çocuklar kadar ya da gençler kadar değilim. Ama yine de teknoloji hayatımızın bir parçası. Peki çocuklarınız için herhangi bir önlem alıyor musunuz? Küçükken saatle, bilgisayarla oynayabiliyorlardı ya da tabletle oynuyorlardı. Şimdi saat olayını tamamen, yaş ilerledikçe saat olayını kuralına uymuyorlar. Çünkü ellerinde akıllı telefon, tablet mevcut. Çünkü akıllı telefon olduğu için illaki... Zaten tuşlu telefonlar hiç beğenen yok. O yüzden bağımlılar. Peki bunlar olunca ne gibi ilişkiler kesiliyor? Bir defa sohbet olayı yok. İnternette geziyorsun sürekli, Facebook'ta, Twitter'da, Instagram'da, WhatsApp'ta.
Onlarla sohbet olayı tamamıyla yok. İnternet kesildiği zaman evde ya da kotaları bittiği zaman telefonlarda o zaman sohbet olayı olabiliyor. Onun haricinde eğer varsa her şey hayatlarındaki birinci nokta internet. İnternetteki oynadıkları oyunlar, videolar ya da arkadaşlarıyla olan sohbet, diyalog. Onlarla geçiriyorlar vakitlerini. Yani teknoloji böyle bir şeyler öğreneyim, bir şeyler merak edeyim, araştırayım anlamında kullanılmıyor. Kim ne video paylaşmış, kim ne söz paylaşmış, kim neredeymiş, kim ne yemiş, ona döndü. Önceden hani teknolojiyi bir şeyler öğrenelim. Aman bir bilgimiz eksikse onu yapalım ya da öğrenmediğimiz ders neyse onu araştıralım. Öyle bir olay yok. Yani öyle bir olay yok. Sadece sohbet, sosyal ağda muhabbetten başka bir şey yok. Üniversite öğrencilerinden %13'ünün internet bağımlısı olduğu, 12 ila 18 yaş grubundaki çocuklardan %22'sinin de internet bağımlılığı sınırında bulunduğu ortaya koyuluyor. Sizce teknoloji bağımlılık getirir mi? Kesinlikle evet. Benim 14 yaşında bir torunum var. Bir torunum daha var 3 yaşında. İnan eğer benden iyi biliyor bir interneti, bilgisayarı. Okula gidiyorlar. Bıraktıramıyoruz, bir türlü bıraktıramıyoruz. Alıp şuraya koyuyorsun, kızım dersine çalış diyorsun. Küsüyorlar, öbür odaya gidiyorlar. Yani çok muzdaribiz bu konuda yani. Peki önlemler alıyor musunuz? Ama ne gibi önlemler alacaksın ki yani? Küsüyor, oturuyor şuraya. Bir yarım saat daha veriyorsun. Yarım saat daha biz kullan diyorsun. Ondan sonra getiriyor bir yarım saat daha bir türlü önüne geçemiyoruz yani. Gerçekten bu konuda çok muzdaribiz, çok. Nasıl bir önlem alacağız bilmiyorum yani. Günde ortalama gençler internette asgari 6 saat vakit geçiriyor. Hayatımızı kolaylaştırması gereken teknoloji bizi hayattan koparıyor. Çağımızın hastalığı olarak kabul edilen ve tüm dünyada yaygın olarak görülen teknoloji bağımlılığıyla ilgili farkındalık yaratmak, çözümler bulmak ve önleyici tedbirler almak amacıyla hükümet harekete geçti. Teknoloji sizce bağımlılık getiriyor mu? Teknoloji bağımlılık getiriyor. Bırakın bizleri, yani gençlerin de tamamına bağımlılık getiriyor, çocuklara da. Çocuk bir yaşına geldi miydi, bir yaşından önce bile telefondan teknolojiyle oynama başladı. Peki çocuklar için önlem alıyor musunuz bunlar için? Alamıyor. Çünkü çocukların yani gönlünü edemiyor. Mütemadiyen evdeki cep telefonlarıyla uğraşıyorlar. Belki de Avrupa'nın en fazla cep telefonuna sahip olan bir ülkeyizdir. Sizce teknoloji bağımlılık getirir mi? Getirir ya tabii. İşte çocuklar kullanıyor telefon. İşte telefonda da internet olduğu için kullanıyorlar. Geçmişte sigara ve uyuşturucuyla yüksek vurguda yapılan çok başarılı mücadelenin ardından bugünün konusu olan teknoloji bağımlılığıyla ilgili ciddi çalışmalar yürütülüyor. Türkiye'de yapılan araştırmaların internete bağımlılığın oyun ya da başka şekilde oldukça ciddi boyutlara geldiği tespit edildi. Sizce teknoloji bağımlılık getirir mi? Yok, getirmiyor. Bana getirmiyor yani. Siz internet ya da telefon bağımlısı olduğunuza inanıyor musunuz? Hayır. Bağımlı değil. Değilim. Yani öyle bağımlılık olacak şey de değil. Benim şarjım bitti, ne telefon kapanan da cebime koyan bir insanım ya. Ya başkalar bağımlı da ben o kadar değilim. Aksaray Belediyesi'nin katkılarıyla tamamı Aksaray'da çekilen ve bu yıl Celalettin Ökten ödüllerinde yılın en iyi sinema filmi ödülünü alan Somuncu Baba Aşkın Sırrı filminin uluslararası platformlarda gösterimleri devam ediyor. Daha önce Avrupa'nın birçok ülkesinde ardından Türkiye Cumhuriyetlerinde galası gerçekleşen Somuncu Baba filminin son olarak Arnavutluğun İşkodra kentinde galası yapıldı. Kentte gerçekleşen gala büyük ilgi gördü. İşkodra kentinde gerçekleşen gala gecesini filmin yönetmeni Kürşat Kızbaz, filmin oyuncuları Furkan Palalı, Suna Selen, Altan Gördüm, Ali Sürmeli ve Emin Olcay katıldı. Çalışan çalışmayan herkesin merakla beklediği 2018 yılı resmi tatil takvimi açıklandı. 2018 yılının resmi tatil günleri takvimi belirlendi. 2018 yılında hafta sonu tatilleriyle bayram tatilleri birleştiğinde toplam tatil 104 gün olacak. Hafta sonuna denk gelmeyen bayram günleri de eklendiğinde 2018 yılında çalışanlar 116 gün tatil yapacak. Yani sadece resmi tatiller hesaplandığında 30 ekstra tatil günü çalışanları bekliyor. 2018 yılının en uzun tatili ise bu yıl olduğu gibi yine Kurban Bayramı tatili olacak.
2018 yılında Kurban Bayramı arifesi pazartesi gününe gelecek. Tatil 18 Ağustos'tan başlayacak ve 26 Ağustos'a kadar devam edecek. 2018'in ilk tatili yılbaşıyla başlayacak. 1 Ocak pazartesi gününe denk gelen yılbaşı hafta sonuyla birleştiğinde çalışanlar 3 gün tatil yapmış olacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da pazartesi gününe denk geliyor. Hafta sonu eklendiğinde yine yapılacak tatil süresi 3 gün oluyor. Salı gününe denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tatiline pazartesi gününde ekleyebilen kişiler yine hafta sonuyla birlikte 4 gün tatil yapmış olacak. Cumartesi günü kutlanacak olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda ise ekstra bir tatil yapılmayacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü pazar gününe denk geldiği için ekstra bir tatil durumu söz konusu olmayacak. 15 Haziran Cuma günü başlayan Ramazan Bayramı tatili hafta sonuna denk geliyor. Çalışanlar eğer arife günü olan 14 Haziran Perşembe günü tatil olarak ayarlayabilirse 4 gün tatil yapabilecekler. 30 Ağustos Zafer Bayramı Perşembe gününe denk geliyor. Yine Cuma gününü tatil olarak ayarlayabilenler 4 gün tatil yapabilecekler. Pazartesi günü kutlanacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hafta sonuyla birleşiyor. Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi temsilcimiz Aksaray Belediye Spor bu hafta sonu deplasmanda oynayacağı Niğde ekibi Azatlı Spor maçı hazırlıklarını tamamladı. Zor ve iyi bir dönem geçiren ve Amatör Lig'in 11. haftasında 3 Aralık Pazar günü deplasmanda Niğde ekibi Azatlı Spor'la karşılaşacak olan Aksaray Belediye Spor hazırlıklarını basına açık gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü. Dağılgan spor tesislerinde saat 13.30'da başlayan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Antrenmanın ilk etabında kaleci antrenörü Yunus Çal ile kaleciler Mehmet Akif Önal, Ahmet Can Dilaver ve Abdülsamet Ecik takımdan ayrı çalıştılar. 5-2 top çalışması ve pas taktiği çalışmasıyla devam eden antrenmanda topu kontrol etme ve düzenli şut çekme taktiğine ağırlık verildi. Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.